Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 3D SMX'te DOF özelliğini öğreneceğiz. DOF ne demektir? DOF bir render aldığınızda kameranın öndeki objeye net, arka planda kalan objeleri de bulanık göstermesidir. Veya öndeki obje bulanık, arkadaki objeler net olacak şekilde bulanık veya net gösterme özelliğidir. Şimdi biz bu etkinin nasıl oluşturabileceğini öğrenelim. Öncelikle bir tane zemin hazırlamamız gerekiyor. Extrude verelim. Şimdi aynı şekilde bunlar da extrude göreceğiz arkadaşlar. Santim versek işimizi gör gibi. Birazcık ön plana çekelim. Tamam. Sonra top penceresini, şimdi bunları bir sıralama yapacağız. Biraz daha şöyle çekelim. Şimdi buraya bir tane de kamera oluşturalım arkadaşlar. Kamera böyle bakması yeterli. Klavyeden Shift F yapıyoruz. Kadrajımız ortaya çıkacak. Şöyle alalım. Evet. Harfe biraz daha yaklaşalım. Bunları biraz daha uzaklaştırmakta fayda var. Kameramızı seçiyoruz. Şöyle bu enable yapıyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şu arkadaşlar. Şimdi şayet default olarak, yani varsayılan olarak Scanline Render motoru varsa,
Sadece Depth of Field seçili kalıyor. Mental Ray render motoru seçiliyse bu sonunda parantez içerisinde Mental Ray yazılı olanı seçmeniz gerekiyor. Şayet siz Scanline Render motorunda bunu seçerseniz hemen hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Veya Mental Ray'deyken sadece bunu seçerseniz herhangi bir sonuç elde edemezsiniz. Yani kullanmış olduğunuz render motoruna göre seçim yapmanız gerekiyor. Şimdi biz bakalım hangi render motorunu kullanıyoruz. Mental Ray. Gelip buradan Mental Ray'i seçiyoruz. Sonrasında sahnemize bir tane standarttan Omni ekleyelim arkadaşlar. Birazcık da yükseğe çıkartalım. Bir deneme render alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sahnede en arka planda kalanlar flu, bulanık. En öndeki objemiz net gözüküyor. Zaten kamerayı seçelim tekrar, tamam. Şimdi kamera açısına geldiğimizde ön izlemede de bize gösteriyor arka taraftakilerin flu olacağını. Şimdi birkaç ayarıyla oynayalım. Mesela şu 121'lik hedef, yani target ölçüsünü 300 yapalım. Şimdi buradaki ön izlemede pek net belli olmuyor çünkü ışık bu objenin arkasında kaldı. Render'dan daha iyi sonuç görürüz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu sefer de arka taraftakiler net, öndeki flu. Yani buradaki target distance özelliği yükseltirseniz arka taraftaki objeler netleşiyor. Azaltırsanız öndeki objeler netlik kazanıyor. Fakat dikkat etmeniz gereken bir husus, şu anda hedefimiz burada. Bunun yerinin değişmesi de buradaki objelerin durumunu etkileyecek. Hemen biz bu target'ı geri çekelim. Tam D'ye şey yapsın. Buraya gelelim. Tam karşıdan görsün. Bunu aşağıda seçelim. Birazcık bunu aşağı indirelim. Okey. Şöyle bir render daha alalım bakalım. Nasıl bir etki oluşmuş. Şimdi buradaki değer gene 127'ye düştü. Yani şu ölçü bizim target'ımızın, yani şu kamera target'ı yerini değiştiriyor. Peki. Bu f-stop özelliği şu an 2'de, biz bunu 5 yapalım. Bir render alalım. Özür dilerim. Arka taraftaki full ulaşmalardaki değişikliği görüyorsunuz. Ona çıkartalım. Bakalım ne olacak. Daha da netleşti. Peki biz bunu 1'e düşürelim. Daha da bulanıklaştı. Şu 120 değerini 300'e çıkartalım. Hem arkadaki flu, hem öndeki flu, ortadaki net. F-stop özelliği de bu işe yarıyor. Biz bunu tekrar default değeri olan 2'ye getirelim. Bunu 127'ye düşürelim.
Ve render alalım. Gördüğünüz gibi. Özür dilerim. Arka taraflar full, ön taraflar net. Aksi değerlerde de önler net, arkalar full oluyor. Evet arkadaşlar, hani bu kadar basit bir özellik. Kullanımda kolay, işinize yarayacağını da düşünüyorum. Tabi bu etkileri Photoshop'ta da oluşturabilirsiniz. Arka tarafı Pen tool ile seçip full look da verebilirsiniz. Ama uğraşmak istemiyorsanız buradaki basit birkaç özellikten bunu halledebilirsiniz. Evet, dersimiz bu kadardı. Herkese teşekkürler.